İkinci sınıf Türkçe çalışma kitabı. Ağacım şiiri. Öncelikle şiirimizi okuyalım. Ağacım, mahallemizde senden başka ağaç olsaydı seni bu kadar sevmezdim. Fakat eğer sen bizimle beraber kaydırak oynamasını bilseydin seni daha çok severdim. Güzel ağacım, sen kuruduğun zaman biz de inşallah başka mahalleye taşınmış oluruz. Şairimiz Orhan Veli Kanık. Bakıyoruz birinci etkinliğimize. Birinci etkinliğimizde Ağacım adlı şiire göre yanıtlayınız demiş. Şiirde kaç dize var? Yazan kimdir? Şiiri yazan kim? Şairi Orhan Veli Kanık. Kaç dize var? Her sıra bir dizedir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dizeden oluşuyor. Şairi Orhan Veli Kanık. Yazalım. Kaç dize vardır demiş? 11 dize vardır. Şairi kim? Yazan kim? Orhan veli kanık şeklinde yazabiliriz. B'ye bakalım. B'de sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz demiş. Şiir kişisi ağaçtan ne yapmasını istiyor? Daha fazla büyümesini istiyor. İnsanlara gölgelik yer vermesini istiyor. Onlarla birlikte kaydıraktan kaymasını istiyor. Evet tabii ki kaydıraktan kaymasını istiyor. İkiye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde senden başka ağaç olsaydı seni bu kadar sevmezdim dizeleriyle aynı anlamdadır Mahallemizde en güzel ağaç sen olduğun için seni seviyorum Mahallemizde tek ağaç sen olduğun için seni seviyorum Mahallemizde farklı türde tek ağaç sen olduğun için seni seviyorum Mahallemizde cevap B seçeneği tek ağaç sen olduğun için seni seviyorum başka ağaç olsaydı seni bu kadar sevmezdim. Yani teksin sen diyor. İkinci sorumuza, ikinci etkinliğimize bakalım. Kaydıraktan kayan ağacın duyguları nasıl olabilir? Yazınız. Yani bunu sizin tahmin etmenizi istiyor. Ne diyebiliriz? Kaydıraktan kaymak, eğlenceli, olduğu için ağaçta mutlu olurdu. Şeklinde yazabiliriz. Üçüncü etkinliğimiz Şiirin hangi dizelerinde duygu belirten sözcükler vardır? Bu dizeleri yazınız demiş. Ne diyor seni bu kadar sevmezdim seni bu kadar sevmezdim ve seni daha çok severdim. Dizeleri duygu belirten sözcüklerden oluşmaktadır. Sözcükler vardır diyebiliriz. Dördüncü etkinliğimize bakalım. arkadaş gibi göründüğünüz bir varlığa duygularınızı anlatan bir şiir yazınız demiş. Yani cansız bir varlığa, insan dışındaki bir varlığa diyelim, cansız demeyelim de. Ağaç olabilir, hayvan olabilir. Kime yazabiliriz? Günlüğümüze bir şiir yazabiliriz. Şiirimizin ismi günlük olsun. Sevgili günlüm sen ne özelsin her akşam beni beklersin sen hep beni dinlersin bakalım olmuş mu bir kez okuyayım Sevgili günlüğüm sen ne özelsin. Her akşam beni beklersin. Sen hep beni dinlersin. Bence ikinci sınıf seviyesine göre gayet güzel bir şiir oldu. Buraya da resmini çizelim. Şiire bir daha bakalım. Günlük şiirimizin başlığı Sevgili Günlüğüm sen ne özelsin her akşam beni beklersin sen hep beni dinlersin. Evet. Bir tane günlük resmi çizebiliriz. Biraz inceltelim diye. Evet. Şöyle sayfalar kalemle çok belli olmadı ama şu kısmı biraz daha koyulaştırabiliriz. Üzerine de günlük yazabiliriz. Biraz güzel olmadı ama daha güzel çizebilirsiniz. Şöyle şurada da bir kilit resmi böyle. izleyip eğlenelim. Şimdi dinleme zamanı. Aile büyüklerinizden yardım alarak bilgi teknolojilerinden ağaçlar ve ormanların önemini anlatan kısa filmler izleyebilirsiniz. Aynı şekilde Tohumlar Fidana atlı şarkıyı da dinleyebilirsiniz demiş. Onu da videonun sonuna ekleyeceğim. Tohumlar Fidana adlı şarkıyı. Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını görsellerden yararlanarak altlarına yazınız demiş. Dallarda tepe, kırmızı küpe. Kiraz olabilir. Küpe gibi kulağımıza takabiliriz kirazı da. Kiraz. Salkımda tane tane, tadı da pek şahane tabii ki üzüm küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk tabii ki limon tarlada yeşil markette siyah evde kırmızı tabii ki çaydır. Resim daha çok çorbaya benziyor ama kulpu da olmasa tam çorba olacakmış. Yer altında turuncu minare. Tabii ki havuç Altıncı etkinliğimiz Limon çekirdeklerini çimlendirelim. Limonu ikiye bölerek içindeki çekirdekleri çıkarınız. Çıkardığınız çekirdekleri ılık su dolu cam kaba alınız. Suyun dibine batan çekirdekleri üç gün suda bekletiniz demiş. 3 günün ardından limon çekirdeklerini sudan alınız ve sert kabuklarını özenle çıkarınız. Kabuğunu çıkardığınız limon çekirdeklerini bir peçete üzerine sıralayınız. Çekirdekler peçetenin ortasında kalacak şekilde peçeteyi ikiye katlayınız. Peçeteyi yandaki gibi katlayınız. Daha sonra ılık su ile peçeteyi nemlendiriniz demiş. Tohumları aşağıdaki gibi cam kaba yerleştiriniz ve cam kabı oda sıcaklığına sahip bir ortamda doğrudan güneş almayan bir yerde bekletiniz. Bu sırada kabın içinde az miktarda su olmasına dikkat ediniz ve peçetenin sürekli nemli kalmasını sağlayınız demiş. 6 gün sonra çekirdeklerin tohum kabuğunun patladığını göreceksiniz. Çimlenmenin başında tohumdan İlk olarak kök kısmı çıkacaktır. 13 gün sonra çekirdeklerden çıkan kök kısımları artık iyice büyüdü ve toprağa dikilme vakti geldi. Artık toprağa dikebilirsiniz. Başarılar dilerim.